Sosyal'den herkese merhaba. Okulumuzda bu hafta hangi etkinlikler düzenlenmiş hep birlikte izliyoruz. Ünlü spor yorumcusu ve yazar Abdülkerim Durmaz, Lefkarpa Üniversitesi'nin konuğu oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi programında Fenerbahçe takımı eski futbolcusu ve futbol takımı programı yorumcusu Abdülkerim Durmaz hayranlarıyla bir araya geldi. Daha işte 16-15 yaşlarında tribünlerde böyle eskiden davul çalan amigolar vardı. Onların arkasında sizin gibi bağırıyorduk. Bir baba hindi vardı o zaman. Allah sonra bana futbol oynamayı nasip etti. 16 yaşında semtimin Karagümrük takımı, Karagümrüklüyüm. İstanbul'un Karagümrük semtinden. Karagümrük takımında 16 yaşında futbola başladım. Genç takım, A takım, profesyonel takıma yükseldim. 22-23 yaşında da Fenerbahçe'ye transfer ettiler beni. Lefkarpa Üniversitesi Bahar Söyleşileri kapsamında ünlü oyuncu Ezgi Mola, Loi'ye konuk oldu. Hayranları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan ünlü oyuncuya söyleşi sonrası üniversite tarafından plaket verildi. Önemli olan çalışma, önemli olan yaptığınız işi iyi yapmanız. En iyi yaptığın şey şu masayı yapmaksa sen bu masayı yap. Bir kere görmezler, iki kere görmezler. Üçüncüde gelip derler benim otelimin bütün masalarını sen yap istiyorum. Sen yaptığın işe inan, saygı duy ve iyi olmak için dünyayı takip et. Lefkarpa Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Pakistanlı öğrenciler tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Pakistanlı öğrenciler geleneksel gösterileriyle sahneyi renklendirdi. Lefkarpa Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi kapsamında bölgesel ve küresel siyaset, Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları ve Kıbrıs başlıklı konferans düzenlendi. KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Kudret Özersay konferansa konuşmacı olarak katıldı. Doğu Akdeniz bölgesinde doğal gaz ve genel anlamda hidrokarbon denildiğinde bana en fazla bunu anımsatmaktadır. Ve düşüncem şudur ki eğer bu hidrokarbon ve genel anlamda bu zenginlik istenirse bir karşılıklı bağımlılık yaratabilir ve bu bölgede barışa ve istikrara gerçekten hizmet edebilir. Lefkarpa Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetlerde Kariyer Buluşmaları adlı konferans düzenlendi. Sosyal Hizmetler Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Gümüş ve Sosyal Hizmetler Gençlik Derneği Genel Sekreteri Ekin Deniz Şahin konuşmacı olarak katıldı. Yani nasıl temellendireceğiz? Şimdi biz sosyal hizmet uzmanlarının hepsinin atamasını istiyoruz. Tamam atamasını istiyoruz da bu sosyal hizmet uzmanlarının biz eğitimine iyi bir şekilde verebiliyor muyuz? Yani iyi bir şekilde bir sosyal hizmet eğitimi alabiliyor muyuz? Bu taraftan bakmamız gerekiyor. Diyetisyenlikte iş yaşamına hazırlık adlı söyleyişi düzenlendi. Söyleşide mesleğin inceliklerine değinilerek geleceğin diyetisyen adaylarına önemli bilgiler verildi. Herhangi bir içerik yazdınız diyelim. İşte zeytin tansiyon yapıyor, tansiyonu yükseltiyor. Yarın bir gün bir zeytin firmasından size ihtarname gelebiliyor. Dolayısıyla yazdığınız her şeyin de kanıta dayalı olması gerekiyor. Elinizde kanıtlarla birlikte bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor ve kesin cümlelerden kaçınmanız gerekiyor. Lefkarpa Üniversitesi'nde 5. Psikolojik Günleri adlı konferans düzenlendi. Birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenen konferansta sanat ve psikoloji temel alınarak birçok konuya değinildi. Sanat ürünü ile kişinin etkileşimi sonucunda sosyal, bilişsel ve duygusal bir çeşit eğitim dinamiği ortaya çıktığından söz edebiliyoruz. Dolayısıyla bunun sonucunda, bu etkileşimin sonucunda birey, insan gerçek hayat senaryoları ile daha stratejik başa çıkma yolları öğrenmiş olacaktır. Lefkarpa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi kapsamında Medya ve İfade Özgürlüğü adlı konferans düzenlendi. Gazeteci ve yazar Serhat İncirli'nin katılımıyla gerçekleşen konferansta günümüz medyasında bağımsızlık ve ifade özgürlüğü gibi kavramlara değinildi. Cinayet
nasıl işlenir veya Türkiye'de cinayetler bugüne kadar nasıl işlendi onu anlatan diziler var. Öldürmenin çok kutsal bir şey olduğunu anlatan diziler var. Yani inançla alakalı bir olay tabii ki mutlaka ama işte vatan için ölmeyi sürekli öne çıkaran bu medya. Lağı Sosyal'den bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.